Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Şimdi gelecek olan konuğum çok ilginç bir adam. Bir kere Nuri Bilge Ceylan'ın Türkiye'nin övünç kaynağı bir filmde, Ahlat Ağacı isimli filmde başrol oynayan bir adam. Aynı zamanda bir stand-up komedyen ve 12 Temmuz günü, unutmayalım bu tarihi, 12 Temmuz günü Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda tek kişilik gösterisini gerçekleştirecek. Hanımlar beyler, Doğu Demirkol! Vay be! Selamünaleyküm. He. Nasılsın? Harikuladesin. Şimdi bu kadar çok tip değiştiren bir adam olarak ne düşünüyorsun? İnsanlar seni sokakta, sen diyeceğim. Tabii. Sokakta tanıyabiliyorlar mı? Tanıyamıyorlardır herhalde. Tanıyorlar ya. Tanıyorlar yani mı? Çok da öyle tanınma gibi bir derdim de yok. Ama öyle hani acaba o muydu diyen de olmuyor. İnsanlar, ya benim yeteneksizliğe katıldığım bir yeteneksizliğe kadar öyle bir hüsran var. Bir öyle bir maceram var. İnsanlar bayağı ayırt edebiliyor. Oradaki gözlüğümü taktım bir kere. O günkü gözlüğümü. Yeteneksizlik çocuk musun dedi. Aradan 10 yıl geçmiş. Yani gözlükten de tanıyabiliyor insanlar. Güzel. O yüzden yani... Okan Bayülgen gibi bir tanıma yok tabii de. Sen o şey misin diye tanıyorlar falan. Şey misin? Ben o şeyim diyorsun. Peki. Fakat şeyler... Ben afişleri çok beğeniyorum. Vallahi beğendin evet, mi abi? Bayağı çok beğeniyorum. O şeyin, mikrofonun evet, sana yumruk attığı afişler aynen, çok güzel. Ama oradaki farklı bir tip gibi görünüyor. Evet, orada Hintli gibi biraz. Bir esmer tip evet, falan. Evet, bravo. Ama saçlar var. Saçlar var. Evet. Sonra saçlar... filmde de Nuri Bilge'nin filminde de sonra Kan'daki fotoğraflarını evet, gördüm. Kan'da dedim ki bu adam kim? Yani bir en öne koydukları bir adam var böyle. Ya, evet. Yani biraz en önde duruyor. Orada bir gürbüz çocuk var ama gürbüzsün orada. Gürbüzlük yani var, her şeyin ortada. Yani, yani birazdan fazla pipini gösterecek evet, gibi duruyorsun. Evet, yani evet. Orada eleştirildin mi o fotoğraflar yüzünden? Eleştirildim abi, çok önde. Yani o kadar önde durmadım aslında. Yani orada bir şöyle bir kafa vardı komedyen olunca. Ciddi de bir işle orada olunca, Nuri Bilge Ceylan işiyle. Ya yani şaka yapma Doğu, ciddi ol. Burada ağır ol. Evet. Böyle diğer hani Avrupalı artistler nasıl duruyorsa onlar evet, gibi dur. Evet. O kendimi ciddiyete şey yapmak isterken fazla bir dik durmuşum. Yani o kadar da Jason Statham gibi de durmaya gerek yok. Anadolu'daki evet, bir yazarı evet, canlandırıyor evet, o kadar da dik evet, durmam. Evet. Ama birinin önüne geçme çabam yoktu yani. Yok ama kendim, biraz... Kendim öyle ciddi durayım. Ama fotoğraflarda yani öyle gibi göründü hakikaten. Öyle oldu, sanki evet, biraz... ama oradaki... Evet. Oradaki bence oradaki durum şuydu. Yani hakikaten bu Nuri Bilge Ceylan'ın da başarısı yani. Seni orada öne koyuyor ve sen hakikaten heyecanlı ve genç bir adamsın. Nasıl durabilirsin ki yani? Gidip arkaya saklanacak halin yok yani bir yerden yani sonra. Ama biraz da oradaki etrafımdaki insanlara göre gürbüz olduğum için bir tık yanma dursaydım, dimdik durmasaydım en azından. Ama gereğinden fazla belki de linç edildi o durum. Bayağı benim canım sıkıldı orada. Öyle mi? Hakikaten. Tabii abi, Kan'a gitmişim yani. Nuri Bilge Ceylan filminde 4 ay Çanakkale'de oynamışım. 15 dakika ayakta alkışlıyorlar. İnsanlar işte ben gardiyanın sanat yönetmediğim diyor. Karşıdan Sinan'ın taklidini yaparak yürüyorlar falan. Ben Sinan'ım diyorlar falan. Güzel. Lord gibi tipler teknesinden iniyor, bebeğini veriyor, fotoğraf çekiyor falan. Türkiye'de işte bizi dünyaya rezil etti falan yazıyorlar. Hadi canım. Hadi yani canım. Hani 40 yılda bir böyle bir şey olmuş. Bir güzel bir şey var. Mutlu uyumayım mı yani gece? Gerçekten hani ben bir hayvan mıyım diye uyudum yani. Yani mutlu olamadım yani o gece. Ve hakikaten orada mesela karşıma çıkan insanlara, beni öven insanlara falan onu sordum. Neticede hani Fransa, hani bu kadının önüne geçilir mi, geçilmez mi, bu tür görgü kuralları varsa bunları çıkardı. Onlara sormak istedim. Bakın dedim, bu fotoğrafta ben evet, hani hayvan mıyım? Gerçekten sordum. Am I being rude dedim. This. No, normal dear, just handsome falan gibi şeyler duydum yani. Güzel. Yakışıklı bile bulmuştu. Ha, yakışıklı da bulmuşlar. Maşallah. Peki, şu afişi görelim. Doğu Demirkol'un afişini lütfen. Benzemiyor değil mi? Evet, evet. Ya tabii yani şöyle bakmak lazım. Evet, ama güzel. Bu aslında bana çok Amerikalı geliyor bu afiş. Öyle mi? Amerikalı geliyor. Vallahi güzel geliyor. Vallahi o gün hiç bir fikir yoktu aklımızda. Hı, ben hı, dedim böyle bir ring gibi olsun, mikrofon evet, gibi, onu bir denedik. Evet, evet. Mikrofona bir tane kelebek koyduk. O çok mu acaba hani...
kelebeğin manidar başka anlamları olur. Varmış falan. Fırçalı falan bir şeyler. Birkaç tane versiyonu vardı. Fırçalı da var. Var mı fırçalı? Bunu tercih ettiler sonra. Peki bu aslında bana şöyle ilginç geliyor. Yani ben işte sokakta senin afişleri gördüğüm zaman diyorum ki ya bir dakika, böyle bir adam var ve böyle bir adam hızla yükseliyor, insanları hızla etkiliyor ve benim bu adamdan haberim yok. Yani bunda çünkü işte bir yarışma programında biliyorum, filmden biliyorum. Hı. Ama bunun dışında gizemin de var, gizemli bir tarafın da var ve insanlar bunu, şimdi bu çok önemli bir gala. Bu tiyatro dilinde, gösteri dünyasının dilinde aslında açık hava tiyatrosunda bir tür gala yapacaksın. Hmm. Bir premier değil bu. Bu bir gala. Yani insanlar gelecekler ve seni orada görecekler 12 Temmuz'da. Evet. Bu bir stres var mı? Yani aslında mikrofonun vallahi böyle buradan girmesi de aslında o stres. Çünkü özellikle tek başına yapılan işlerin, tek başına tiyatro, tek başına stand-up, monolog, neyse bunun adı. Burada hakikaten o mikrofon bir tane çakabiliyor. Çakabiliyor. Evet. Evet. Yani. O öyle abi. Yani her çıktığın gösteri, hani insanlar bir öncekini izlemediği için, seyretmedikleri için her çıktığında seni ona göre yargılıyorlar. Evet. Ve performansın düşük olursa, olabilirse. Olabilir de. Olabilir de ama Allah'tan çok olmadı bu sezon şükür. Ya ben hani heyecanımı kaybedince bir tık düşebiliyor. Yani çıkarım anlatırım ya aman diye çıkmamam gerekiyor. Onu kendim de keşfettim. Hep böyle bir şeyler katıyorum, şakayı bir tık değişik anlatmaya çalışıyorum. Hep böyle ezberlediğim yoldan gitmek yerine. Her seferinde yeni bir şaka, doğru yeni bir bu? Teknik. Doğru mu bu? Bu çok doğru değil aslında. Değil. Tabii çünkü herhalde şakanın optimum anlatılma tarzı var. Bu şaka ancak bu şekilde en iyi anlatılabiliyor ki onu sen var. Deneyimledin. Evet. Kaç defa ama deneyimledin. Ama yine de onu bozmayı seviyorum. Yani onu çünkü aslında yapmasak risk ben enerjimi almayı mı seviyorsun? Belki. Evet evet. Çünkü çok aynı şeyi yaptığımda benim enerjim düşüyor. Benim enerjim şakanın en doğru anlatılmasından daha önemli geliyor bana. Çünkü enerjiye göre seyircinin tepkisi daha da değişebiliyor yani. Yani çok doğru anlatıp dümdüz hissetmeden de anlatabilir. Hissetmeyince hiç olmuyor. Biliyorsundur abi. Bilmiyorum, bilmiyorum. Yani... Şu nedenle bilmiyorum. Çünkü hiçbir zaman kendimi bu konuda kabiliyetli hissetmedim. Yani aslında... Bir kere senin beni izlediğini, çok pardon abi, duydum. Bir mekanda çıkıyordum. Okan Bayülgen buradaydı dediler. Bir 10 dakika falan çıkmıştım. Öyle miydim? Koştum, yetişir miyim acaba? Ne zamandı bu? Hangi sene? Geçen sene. Ya çok az, 2-3 kere bir rica ile bir mekanda çıkmıştım. Etiler'de. Kebapçı yarısı, yarı kebapçı, yarı... Öyle mi? Yaptık mı öyle bir şey? Ben Okan Bayülgen buradaydı, çok güldü falan dediler. Hadi canım diye koştum, sana yetişemedim. Okan Bayülgen buradaydı diye birçok şaya var. Öyle mi? Yatak odalarında, mekanlarda falan. Çok ama... mutlu oldu diyorlar mı onlar da acaba? Buradaydı, çok mutlu oldu performansınızdan etkili. Ama, ama şöyle bir şey var. Hayır, ben bunu hatırlamıyorum. Çünkü sen çok özel bir şey yapıyorsun. Bunu eyvallah değil mi? Kesinlikle hatırlardık yani. Böyle bir şey bundan şey yapılacak. Hani gördüm de hatırlamıyor falan filan gibi bir adam değil. Bu çok özel bir adam. Kesinlikle. Ya, o mekanda öyle olmuyor abi. O mekan stand-up için uygun mekan değil. Orada alelade biri gibi de görmüş de olabilirsin. Sahne İstanbul mu bu? Yok. Değil. Stand-up mekanı değil. Yemekli bir mekan. Yemekli bir mekan. Söyleyeyim kesersiniz. Söyleyeyim mi? Hayır, kesmeyelim. O zaman söylemeyeyim çünkü mekanı gömdüm. Beni de gömmesinler. Mafyam tik tiklermiş yani. Ay söylemeyelim. Peki. Şimdi bu stand-up meselesinde biz çok güzel bir yere geldik. Aynen. Çok güzel bir yere geldik. Yani biz de bu işin Orhan Boran abimizden sonra belki böyle biraz... Süt liman gitti, başka türlü yani gazino, yemekli, içmekli yerlerde işte herkes yaptı. Bütün tiyatrocular böyle şeyler yaptı. Herkes yaptı ama Cem Yılmaz'a kadar biraz bu iş şeyde kaldı. Böyle düz bir hatta gitti. Sonra Cem Yılmaz'la beraber müthiş coştu. Cem Yılmaz bu işi tavana çaktı, çıtayı. Hakikaten müthiş bir şekilde çaktı. Ama ve lakin şöyle bir şey oldu. 94 yılı ekonomik krizinden sonra televizyon dünyasında ve sahnelerde gençler, o günün gençleri
girdiler. Kimdi bunlar? Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen, Beyazıt Öztürk. Sonra Ata Demirer gibi diğer arkadaşlarımız geldiler. Ama bizim ülkemizin nüfusuna baktığında aslında sınırlı bu adamların sayısı çok az. Aynen. Çok az. Çok az. Aslında çok daha fazla olması lazım bu nüfusa göre. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde fazla olabilir. Evet, 350 milyon nüfusları var. Ama bizim ülkemizin nüfusuna göre, yani 80 küsur milyon nüfusa göre, mesela nüfusu çok daha az olan ülkelerde daha fazla sahne alan stand-up komedyenler var. Dolayısıyla bizde bu iş az. Evet. Bizim şarkıcımız fazla ama komedyenlerimiz az. Dolayısıyla ben her seferinde bir adam bir şey yapmaya başladığında bundan çok ümitleniyorum. Ama bizim 94 senesinde yaptığımız şey şuydu. 94'te Yılmaz, Cem, ben, Beyaz galiba bir sektörü paylaştık. Yani ben ve Beyaz televizyona gittik. Yılmaz ve Cem tiyatroya doğru gittiler. Ve burada bir paylaşım oldu. Ne onlar bizim yaptığımızı yaptı, ne biz onların yaptığını yaptık. Beyazıt ortada kaldı. Peki. Ama 12 Temmuz açık havadan acayip ümitliyim. Acayip ümitliyim ve bunun için ne gerekiyorsa elimden ne gerekiyorsa yapayım. Şu anda sold out olmuşumdur büyük ihtimalle. Olmamış. Ya şöyle bir şey var. Bu bir imtihan olmuşum oldu de. Olmuştur. Olmuştur. Sold out olacaktır. Ben de onun sold out olması için her şeyi yapayım. Çünkü bu çok önemli bir sınav. Bir adamın 100 kişiyi anlatacağı şeyle 2500 kişiyi anlatacağı şey arasında korkunç bir fark var. Korkunç bir fark var. Bir kere ne kadar zekiyse bir o kadar o zekadan, IQ'dan aşağı indirmek zorunda. Kesinlikle sen bunu hissediyorsundur. Hissediyor musun? Daha büyük kitleye oynarken mi? Evet. Benim metnim sabit, onu değiştirmiyorum. Hani daha büyük kitleye oynayayım, daha insan basit çakalar yapayım diye bir şansım yok. Yok. Evet, ama ben şunu gördüm abi gerçekten. Mutfakta çıkarken ben çok yıllarca... Mutfak harikulade bir mekan evet, bu işte. Orada yani yıllarca 10 kişiye, 20 kişiye... O zamanlar bu kadar da popüler de değil stand-up. Yani bazen mesela biz 8 komedyendik. 5 seyirci vardı. Yani komedyen başında bir seyirci bile yok yani. Bir kere 8 komedyendik. Mesela mutfak haricinde bir mekandayız. Mutfağa sırf mutfak olduğu için gelenler de oluyor. Mutfak haricinde bir mekanda yine 8 komedyen. Açık mikrofon yapıyoruz. Sıfır seyirci. Biz dedik ki diğer 7'mizi seyirci kabul edelim, çıkıp anlatalım. Dedik. Yani ya böyle şeyler de oldu. Hani yıllarca ben 30 kişiye, 40 kişiye anlattım. Ve hep onu yaparken hep şunu düşünüyorduk aslında. Hani büyük kitleler anlamaz. Yani mesela ben televizyona çıktığımda aynı etkiyi göremeyebilirim. Hep bu şeyle, refleksle bir tık şakayı basitleştireyim mi şeyi vardı. Ama hani bunu televizyona çıktım, ilk gösteride aldım. İnsanlar gerçekten abi hani bizim zannettiğimizden daha zeki. Doğru. Ve anlıyorlar yani. Doğru. Tek tek öyle. Ama yığınlar olduğu zaman bir şey da oluyor. Yani o yani en biliyorsun. Çok mesela 1800 kişi vardı işte Diyarbakır'da. Bir de Diyarbakır'da ve çok iyiydi abi. Çok iyiydi. Ya ben de hani o endişeyi yaşıyorum. Daha büyük salonlarda daha kötü olur. Mesela Harbiye'nin dezavantajı açık olması, dikkat dağılabilir falan. Doğru. Öyle bir dezavantaj var stand-up için. Çünkü tek bir kişisin. Orada büyük ekranlar senin yüzünü gösterecek falan. Valla ben de endişeliyim açıkçası. Şimdi bir sezon boyunca kapalı kişi solda paylaştık, şov yaptık. Doğru. Şimdi 4300 kişilik Harbiye ne olacak, hani solda attı diyebilir insanlar. Yani hayırlısı var. Bence çok iyisin. Yani. Peki şey ne yapıyorsun? Yani bu tiyatrocular birbirlerine tutunurlar ve ellerinde bir metin vardır. Değişmeyecek bir metin vardır. Diyelim ki çıktın Shakespeare oynuyorsun ya da çıktın bir modern tiyatro edebiyatı ürününü sahneliyorsun. Tiyatrocularda şöyle bir rahatlık vardır. Yani ben çıkarım, ben bir metni takip etmekle görevliyim. Evet. Bu metni oynarım, bitiririm, elimden geleni yaparım ve seyirci anlamıyorsa eğer Shakespeare'i anlamamış olur. Evet. Okey, ben bunu iyi ya da kötü yorumlamış olabilirim ama bir yerden sonra ben değilim bu. Bu Shakespeare. Şimdi
Sende öyle bir şey yok. Evet. Bu işin mutfağında sen varsın, hazırlayanı sensin. Ortaya koyduğun, cesurca ortaya koyduğun kişi sensin. Ve ya seni asacağız, idam edeceğiz. Ya da seni baş tacı edeceğiz ve omuzlarımızda bitireceksin oyunu. Yani bu nasıl bir idam mahkumu projesidir? Yani Dead Man Walking bu. Yani, evet, stresi var. Yok mu? Var. Var abi. Var ama yani dünyanın en zor işi de değil yani. Yani öyle diyorlar, hani çıktın gülünmezse ne yapıyorsun? Gülünmezse bir sonraki şakaya geçiyorum yani. Hani bin kere anlattım, bin kere biliyorum buna gülünüyor ve gülünmezse moralim bozulmuyor. Bunu hani anlamadılar veya ben yanlış anlattım. O günü irdelerim, ne yaptım, bu şakayı şöyle mi anlatayım, ilk defa anlattığım şakaysa. Çünkü iki saat buna yani binlerce insan geldi ve çok çok güldüler. Yani yani çok fikrine güvendiğim insanlardan çok güzel yorumlar aldım. Yani bunu önce bir kişiye anlattım, iki kişiye anlattım, 20 kişiye anlattım, binlerce kişiye anlattım falan. O yüzden hani gülünmediği zaman geçiyorum ve hani bunu da düşünerek insan böbürlenmemeli. Çok zor bir iş yapıyorum. İnsanlar hani maden ocağında çalışıyor, yerin 150 metre altında çökebilir, ölebilir yani. Kimse adını bile bilmiyor ve çalışıyor ya. Zor bir iş yapıyorum diye düşünüp de öyle bir şova da girmeyeyim diyorum yani. Merak ediyorum, kimleri beğeniyorsun ve ne düşünüyorsun? Cem Yılmaz'ı beğeniyorum zaten. Ama daha ziyade ben hani dünyadan komedyenleri dünyadan kimler mesela? Ricky Gervais'in o tarzını seviyorum. Rahat. Güzel, güzel. Ondan sonra o Bill Burr'ü seviyorum. Evet. Bill Burr biliyor musun abi? Tabii ki biliyorum. Turuncu. Evet. Kevin Hart'ın o duygusal hali güzel. Hepsinin ayrı bir şeyi var, modu var. Ama genelde ben yani oturup da muhabbet edebileceğim insanları daha çok hani bana yakın buluyorum. Çünkü ben de sahnede samimi bir modum var. Kendim neysem öyle olmaya çalışıyorum. Çünkü hani öyle olmayan bir metodu denedim. Yeteneksizsinizde böyle çok hazır cevap, çok fırlama, komedyen dediğim böyle olur diye bir kafaya girdim. Öyle bir şey olmuyor. Ben neysem öyle olmak zorundayım. Bunu gördüm. O yüzden bana yakın komedyenler, Kevin Hart çok çok tatlı sahnede. Duygulanıyor, ağlıyor falan. Öyle bir modu var adamın. İnşallah ağlamam hiçbir zaman da. Ama bir tür bu işin mesela ta çok eskilerden Lenny Bruce'u biliyor musun bilmiyorum. Yok. Lenny Bruce bir kahramandır. Yani aslında stand-upçı olarak gelip de çok onun erken yaşlarında kaybettik. Amerika'da şeyi yani iktidara karşı ki bu zor bir şey Amerika Birleşik Devletleri'nde sürekli dava edilen stand-up'ları polis zoruyla kesilen müthiş bir adamdı. Hatta Dustin Hoffman'ın bir filmi vardır Lenny diye. Fırsat bulursan çok tavsiye ederim Lenny filminde. Yani aslında bu işlerin biraz da beşiği olan Amerika Birleşik Devletleri'nde stand-upçıların bir tarz, bizde de öyle keza, aforizmalar yaratmaları, topluma aforizmalar sunmaları, toplumun kafasını açacak, kafasını çalıştıracak şeyler sunmaları, bir tür felsefeci, filozof tavırları vardır. Ama bu tarihe göre bazen bunlar sahne filozofları olmuşlardır, bazen tarihteki duruma göre, siyasal konjonktüre göre de bazen direnişçi olmuşlardır. Aslında böyle filmlerle falan. Ama şuna kesinlikle inanıyorum ve bunu kesinlikle kıskanıyorum. Sahnede tek başına olan adamın bir kahramana dönüşmesi. Bu bir kahraman. Hakikaten bir kahraman. Ve yaş aldıkça, seyircisiyle beraber yaşlandıkça da hakikaten bütün bu izlediklerini, yorumladıklarını seyirciye aktarmasıyla hakikaten bir tür kanaat önderine dönüşebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Neydi şu bizim beyaz saçlı adam? George Carlin mi? George Carlin, evet. Carlin mesela mükemmel bir adam. Carlin mükemmel bir adam. Yani agresifleşti o ama yaşlandıkça bir... Agresifleşti ama Carlin bir süre sonra o Johnny Carson'ın şovlarından çıkan, yani televizyonda başlayan o manyak ve genç adam,
ki Johnny Carson'ın şovlarında çıkarken de çok genç değildi. Ama ondan sonra bir tür filozofa dönüştü. Yani bir tür yazara dönüştü, bir tür şeye dönüştü. Bugün insanların Facebook'ta mesela hani aforizmalar gönderiyorlar ya birbirlerine, işte bir Çinli demiş ki falan filan gibilerden herkese başvuru kaynağı olabilecek laflar bilmemler falan. En çok gönderilen videolardandır Carlin videoları yani. Aslında fena fikir değil. O kadar sene o toplumun içinde o insanlarla beraber yaşadıktan sonra böyle bir şeye dönüşmek. Tabii. Yani hiç ama fena değil. Ama yaşlanan komedyen agresifliği diye bir şey de var. Komedyen var. Yaşlandıkça bir gergin oluyor. Var. Yani var. Ülkemiz bunları gördü ama evet. biraz da galiba öyle algıladı. Yani ben mesela benim tavrımı görüyorsun. Ben de yaşlanıyorum. Sen yumuşadın abi yaşlandıkça. Yani oo. Hayır, daha tatlı bir insan oldum bence. Çocukla beraber falan olabilir. Çocukla beraber. Aynen. Evet. Yani ama daha... bizden önceki ustaların mesela gençlerle ilgili söylediği çoğu şeye katılmıyorum. Ama bir yandan da yani çoğu rahmetli oldu artık o ustaların. Evet. Hani işte bu gençlere bir şeyler söyleyen, laf edenler. Ama bence onların söyledikleri de aslında o yumuşaklıkta algılanmalıydı. Abi bu gençlere laf etme olayı, yani Platon'un bir sözü varmış herhalde. Gençler bizi hiç anlamıyor diye. Yani, öyle mi bilmiyorum. Yani hani onun gençler dediği insanlar... 1000 yıl öncesinde mi artık, ne zamansa? Tabii yani. Onlar evet, onlar o gençlerin hepsi. Yani bu artık hani genel geçer bir olay yani gençlere. Şu anda kaç yaşındasın sevgili? 31. 31 çok güzel bir yaş. Güzel mi? 31 evet. Harikulade bir yaş. Harikulade bir yaş. Aslında herkesin şu anda, belki yeni nesilde herkesin tam kendisini göstermeye başladığı olmaları yaş. Olmaları gereken yaş. Olma evet. Yani belki bir komedyenin olması gereken yaş. Gerçekten. Ya evet evet, daha mesela şu an hani şimdi hala bir şeyler olmamış olsaydı bir tık agresife bağlardım. Ya şu an şey diyordum yani, o Hambayülgen'de de bir şey yok ya. Bir şekilde çıktı proje adam falan diyordum evimde yani. Evet. O agresif saldırgan insandı. Evet. Beyaz da sempatiklikten tutturdu abi falan diyen. Evet. Herkese bir kulp bulan bir tiptim evde. Evet. Şu an öyle şeyler yapmıyorum. Şu an seviyorum seni abi. Nefis değil mi? Teşekkür ederim bu samimiyetin. Ben teşekkür ederim abi, eyvallah. Aslında hepimiz beraber yaşlanacağız. Evet. Ve sahnede tek başına, benim önemsediğim şu, sahnede tek başına olan insanların verdikleri, söyledikleri, verdikleri mesajlar, söyledikleri şeyler çok önemli. Çok önemli. Televizyon programı yapanlardan çok daha önemli. Dolayısıyla evet. Aslında... Ve bu kitleselleşebiliyor. Kitleselleşebiliyor. Yani bir süre sonra tek başına olan adamların söylediği şeyler sadece yaptıkları gösterilerle kalmıyor. İnsanlar arasında paylaşılıyor. Evet. Ve birbirlerine iletiyorlar. Bunlar videolarla olabilir, yazarak olabilir. Senin söylediğin bir şeyi senin söylediğin gibi sana atfederek söylüyor olabilir. Bütün mesele burada kafayı çalıştırabilmekte. Bütün mesele bu. Evet, yani hani kalıcı bir mesaj da ver. Boş konuşma, 2 saat gösteri yapıyorsan diyorsun. Demiyor. Ona benzer aksine bir şey aldı. Demiyor. Ama aksine çok da, demiyor. Çok da şey değil abi. Hani böyle hayır, çok, hiç, Amerika'da hiç, da hani ben bir gösteri yaptım. Broadway'de de denedim. Şey İngilizce. Orada bile hani öyle bir otosansürü var ki. Hani US government'la ilgili bir şaka yaptım ve yani çok gülüyorlardı baştan itibaren. O bölümde bir sessizlik oldu salon. Yani hakikaten bir, yaptın mı bunu? Evet, yani şöyle bir şey yaptım. Hani orada Amerika'ya gösteriye gittiğimde normal Türklere gösteri varken Broadway Comedy Club'da da bir açık mikrofona katıldım. Öyle 5 dakika anlattım İngilizce. Güzel. Ne oldu? Ya çok güzeldi. Başta benim tarzımı anlamıyorlar. Çünkü Türkiye'de de başta bir yadırgalar. Çünkü ben sakin sakin anlatıyorum. Orada ilk öyle... sahneye ilk çıktığında on dikkatimi çekti. Şey girmiyorsun böyle bir nasıl söyleyeyim? Enerjik patlamayla girmiyorsun. Evet, öyle girmiyorsun. Evet. Ya o an ne hissediyorsam öyle girmeye çalıştım ben. Yani ilk çıktığımda öyleydi. Mutfakta da çıkarken öyleydi. Çünkü o an bir tedirginlikle çıkıyorum. Ve yapmacık bir o şeyine girmeyeyim. Ama bir neyse şey söyleyeceğim. Bu çok ilginç çünkü stand-upçıyı ilk gördüğümüz an var ya. Evet. Yani onun sahneyi bir vahşi bir şekilde ya da enerjik bir şekilde almadığı, hatta biraz
tedirgin geldiği ya da çünkü burada seyircinin stand-upçıyla özdeşleşmesi çok yoğun. Bir tiyatro oyuncusundan çok daha yoğun ya da bir talk showcudan çok daha yoğun. Yani seyirci o anda evet gülmek istiyor, bir şey izlemeye gelmiş, eğlenmek istiyor. O bir tarafa. Ama seyirci sahneye gelen adamla özdeşlik kuruyor ve dua etmeye başlıyor. Bu her seyircide, eğer adam seri katil değilse, her seyircinin yapacağı şey sahneye gelen adamla özdeşlik kurmak. Evet. Ve Allah'ım ne olur rezil olmasın, aynen, ne olur rezil olmasın diye düşünmek. Ve insanlar hakikaten işler yolunda gitmezse eğer, bir stand-upçıyla böyle hani, yani sanki bir ip cambazı ipten düşüyormuş evet, gibi yüzünü kapatabilir yani. O hale eyvah 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 olmuyor. Yani bu hale gelebilir. Onu Nuri Bilge Ceylan'da yaşadım ben. Açık mikrofona geldi. Herkes de gülüyor, eğleniyor, alkışlar, şeyler, katılıyor, şakalar var, bir şeyler var, şarkılara katılıyor. En son ben çıktım. Ya adam yani kıkı çıkmadı. Nuri Bilge Ceylan böyledir. Ama hayır, herkes de çok eğlendi. Sonra dedim hocam hayırdır, ne oldu dedim. Ne olmuş? Çok korktum lan gülmeyecekler diye sana dedim. Ay. O duyguyu yaşamış ama onu bana belli etme yani. Korktuysan arkaya geç otur. Canımı sıktı. Nasıl görüşüyor musun Nuri Bilge'yle? Görüşüyoruz ya yani. Böyle sık sık oturup kahvaltı yapmıyoruz da. Arada bir ihtiyacım oldukça arıyorum ben. Birçok şeyi ona danışıyorum ya. İyi, harika. Yani. Harika. Vizyonuna güvendiğim bir insan. Peki. Şimdi... Amerika'da yaptığım gülünmeyen şakayı anlatayım evet, mı? Evet, lütfen. Şöyle bir şey oldu abi. Başta şeyle girdim işte. Çok fazla... Her ırktan insan vardı. Porto Rikolu vardı, İsrailli vardı bir tane. İsrailli, 50 yaşlarında bir abi vardı. Abi şeyi anlattı. Şöyle bir şey öğrendim. İsviçreli bilim adamlarının şöyle bir deneyini öğrendim dedi. Çiftlerin, partnerlerin osuruğu diğerine iyi geliyormuş sağlık açısından. Hatta kanser hücrelerini öldürüyormuş osuruk kokusu. Çok güzel. Ve ben de evde osuruyorum. Karım kızdığında da senin iyiliğin için yapıyorum diyorum dedi. Güzel. Çok gülünmedi adama. Çünkü orada genelde gençler var. Herhalde sen 50 yaşına geldin hala ne anlatıyorsun gibi bir psikoloji mi vardı bilmiyorum. Veya İsrailli diye belki bilmiyorum orada bir öyle bir yaklaşım da mı var. Çıkışta adamla tanıştık abi dedim falan çok güzeldi, nerelisin, Türk'üm, sarıldık marıldık. Türk'üm deyince orada herhalde hemşeri gibi oluyoruz Amerika'da, İsrail'de Türk. Bir sarıldık, koklaştık. Sonra adam bana kartını verdi. Komedyen diye kart yaptırmış adam. Komedyen yazıyor, Erik bir şey diye de isim uydurmuş. Halbuki kendi ismi Şarom, Şabur gibi bir şeydir. Neyse, ondan sonra daha dedim ben bunu anlatırım. Çünkü Türkiye'de de böyle bir şey yaşamıştım benzer. Bir komedyen kart vermişti. Bana çıktım onu attım. Dedim bu iskara bir business it's a serious thing dedim. Bu çok ciddiye alıyor bu işi bence dedim. Ya bu kartın bir anlamı olmalı. Bu şu demek dedim. Yani call me if you wanna laugh if or if you wanna smell the fart. Güzel. Dedim. Oradan bunlara güldüler falan. Çünkü az önce yaşadıkları işte. Sonra Amerikan hükümetine bağladım. Biz dedim şunu düşünüyorduk. Amerikan hükümeti bizim her şeyimizi bilir. Bizim beyin sinyallerimizden her birimizi distinguish eder uydulardan. Her birimizi kodlar, hepimizin nerede olduğunu bilir. Ama Amerikan hükümeti benden her şeyin belgesini istedi. Yani benim nerede oturduğumu muhtara sordu dedim. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı dedim. Abi sıfır. Sıfır. Hiçbir kahkaha yok. Belki de komik değil. Şu anda da gülünmedi. Belki de komik değil. Bunu kabullenmem lazım. Bununla yüzleşmem lazım. Ama her Amerikalılar şey... sizi, evet. Evet, burada da. Evet. Evet. Ama... dur bakalım 12 Temmuz'da ne olacak? Şakanın notunu ben orada olacağım. Bu. Ciddi mi gel abi? Ciddi, çok ciddi söylüyorum. Tamam. 12 Temmuz'da bizim bir şeyimiz var mı burada? Yok, tamam. 12 Temmuz... Nasıl var? Harem Kabare mi var? Aa. Ben de sahnedeyim. Pekala. En azından çalışır. Sen bize bitince gel. Gelirim. Bitince gel. Bitince gel. Şuradan LGS sınavıyla ilgili bir soru çekeceksin lütfen. Çekeyim abi. Şunu. Hop hop hop. Peki. Şimdi sevgilim bunu niye yapıyoruz? Türkçe soru çektin. Diğer konuklarımıza da yaptık. LGS sınavında lise çağındaki çocuklarımız yarıştı ve biz
anne babalarının, evet, zordu. Onların üzerine varmaması için en azından zeki konuklarımıza soruyoruz. Doğup büyüdüğüm mahallede herkes birbirini tanırdı. Kimse aç uyumaz, kimsenin düğünü, cenazesi unutulmazdı. Pek az küslük olur, kalpler kolay kolay kırılmazdı. Bugüne kıyasla masal gibi bir yerdi mahallemiz. Şüphesiz burası eserlerimdeki konuya ve karakterlere yön verdi. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? A. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? B. Çocukluğunuzun geçtiği yerler eserlerinizi nasıl etkiledi? C. Usta bir yazar yaşadığı yerleri eserlerine ne ölçüde anlatmalıdır? D. Günümüzdeki toplumsal ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? B. Bravo. Bravo. Alkışlıyoruz. Doğu Demirkol'u 12 Temmuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda.